üç tekerlekli motosiklet olayına başladığım dönemlerde önce bir aracı aracın üzerinden üç tekerlekliye çevirme olayımız vardı. Sonradan Sanayi Bakanlığı tarafından verilen üretim belgesiyle 2007 yılında %100 yerli üretim belgesini aldık. Motosiklet üretmeye başladım. Ve İstanbul'daki iş yerim şu anda hala devam ediyor. Bu üç tekerlekli motosikletlerle ilgili bayağı bir çalışmalarımız oldu. 22-23 tane şu anda piyasada ürettiklerimizden faal vaziyette olanlar var. Pandemi dolayısıyla memleketim olan buraya geldim. Ve bir şeylerle uğraşmam gerekliydi. Bu sefer tuttuk ağaç işine başladık hobi olarak. Şimdi bunu ben kendim kafamdan tasarlıyorum. Buradaki atölyemde her türlü alet, araç gereç olduğundan dolayı yani yapmakta hiç zorlanmıyorum. Kafamda ne tasarladımsa burada uyguluyorum. Sayın Gazim, az önce seni görüntüledik biz. Güzel bir karavan yapmışsın fıçıdan. Evet. Tamamen sen yaptın onu. Evet, %100 bizim buradaki kendi atölyemizde burada yapmamız. Kaç gün sürdü peki onu yapmak? Tahmini bir ayın içinde gibi diyeyim. Çünkü bizim zaten İstanbul'daki üretimimizde romork ve karavanın alt şasisini üretiyoruz. Burada aynı sistemi uygulayarak ahşapla karıştıralım dedik. Ve bir de şöyle bir şey oldu. Ben Sinopluyum zaten. Orada Diyojen diye bir şeyimiz var bizim. Onun işte şeyini, hikayesini şey yaptıktan sonra dedim ki niçin biz fıçı gibi bir karavan yapmıyoruz diye. Öyle aklımda kaldı. Ve geldim, onu uyguladım. Şu anda da bu karavan oldu. Ama çok güzel olmuş. Eline emeğine sağlık. Yine sevgili izleyenler, hemen arkada ateş yanıyor, görüyorsunuz. Büyük bir traktör tekerleğinden güzel bir mangal yapmış. Evet. Turan abimiz. Soy ismi de öğrenebilir miyim? Yavuz. Turan Yavuz abimiz. Kendisi de Kıbrıs gazisi. Evet. Dediğim gibi koca bir lastikten güzel bir mangal yapmış. Evet. O nereden geldi aklına? Şimdi bunlar tabii ya bir şeyi değerlendirme babında benim bayağı bir böyle bir şey gördüğüm zaman ben bundan şöyle bir şey yaparım gibilerinden böyle bir kafamda bir şey çağrışıyor. Dedim ya bu traktör lastiğinin ortasına ben bir mangal yapsam nasıl olur? Bir tüp ortadan keserek ve bir de bu planlı programlı değil ama her şey deneme yanılma metoduyla bulunan bazı şeyler bunlar. Ortaya tüpü koyduğum zaman dedim ki ya bir de ben buna bir hava üfleyeyim. Bakalım nasıl olacak gibi. Harika bir şey çıktı ortaya. Yani mangal tekerleğin ortasında olduğundan dolayı herhangi bir yere temas etmediğinden, boşlukta kaldığından kolay kolay soğumuyor. Yani mangal kolay kolay sönmüyor. Bir de çok çabuk yanıyor çünkü gazimiz saç kurutma makinesini hazırlamış. Orada güzel bir aparat var. Oraya yerleştiriyor onu. Makineyi açınca 5 dakika sürmüyor yalnız. Evet, evet, evet. Çok kısa bir şeyde hemen köz olabiliyor. Ve gayet elverişli. Ben böyle hep enteresan, yani değişik bir şeyler meraklısıyım. Dedim ki ya fıçının üzerine böyle bir şey yapsam nasıl olur? Onu yaptıktan sonra da dedim ya bir de buna şey takalım, motor takalım. Motor taktık. Dedik ki ya bir de pedalla, bisiklet pedalıyla çevirerek gitsin. Bu şu anda üçü de mevcut. Yani isterseniz motorla, isterseniz kürekle, isterseniz pedalla, motorla, kürekle gayet de güzel görev yaptı. Vallahi helal olsun. Eyvallah. Sayın Gazim gerçekten... Çok güzel. Köy havası harika. Zaten gazimizin oturduğu köy de çok muhteşem bir köy. Hava da bugün güzel. Evet. Yani mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Valla burada kafa dinliyorsun Sayın Gazim. Evet. Keşke şöyle ben de köyde hayatı istiyorum böyle. Köyde yaşamak istiyorum. Açıkçası. Evet. Tabii ki İstanbul çekilmiyor. Çok kalabalık oldu. Burada huzur içindeyim. Rahatım çok çok iyi.
Her türlü imkan var burada. Bir yerden bir yere gitmek çok basit. Thank you.